Elisa Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları televizyonumuzda Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem özel programında Elazığlılara önemli bir müjde vermiş ve depremden etkilenen vatandaşlardan 3 ay boyunca su kullanım ücreti almayacağını duyurmuştu. Bu kararı memnuniyetle karşılayan Elazığlılar aynı kararı doğalgaz ve elektrik içinde beklediklerini söyledi. Tabii ki tüm kurumlarda da böyle bir durum ortaya olur. Örneğin elektrik, doğalgaz bunlar çok güzel bir şey olur. Çok güzel olur. Vatandaş için en faydalı bir şey diyelim yani. Keşke doğalgaz öyle yapsa. Keşke elektrik de öyle yapsa. Herkes öyle yapsa vatandaş biraz rahatlanır. Biraz daha iyi olur. Daha şey olur. Herkes perişan. Şu zor günlerde, zor günlerde bir olsun. Beraber birlikte beraber olalım el ele. Zor günleri atlatalım. Ama bunu aksadan da bekliyoruz. Aksa'da bir şeyler yapması gerekiyor. Bu memleketin parasını yiyor. Burada hizmet veriyor. Tamam ona bir şey demiyoruz ama en azından onun da bir indirime gitmesi lazım. Elektrik ve doğalgaz faturalarının daha yüksek geldiğini ifade eden Elazığlılar yetkili firmaya seslendi. Aksa doğalgaz ve elektrik dağıtım AŞ'nin şu ana kadar herhangi bir ses çıkartmamış olmasıdır. Yani netice itibariyle Aksa doğalgaz indirim yapması veya faturaları ötelemesi veya faturaları almaması konusunda beklentiler olurken üstelik gelen faturalara en az 200 lira 300 lira da zamlı gelmiş. Şimdi bizim buradaki beklentimiz ne? Beklentimiz şudur. Bakın bir doğal afet olmuş. Elazığ bir doğal afetle boğuşurken Aksa doğal gaz ve elektrik AŞ niye 3 ay almasan sen bu şehirden kar ediyorsun, para kazanıyorsun. Sen bugün bu Elazığ'ın yaraları sarılması gerekirken neredesin? Niye bir açıklama yapmıyorsun? Niye elektrik ve doğalgazı 3 ay almasan Aksa doğalgaz batar mı? Sen burada zaten karlı alıyorsun, karını yapıyorsun. 12 ay boyunca her yıl kar ediyorsun. Yani bu doğalgazda, bu doğal afette, bu depremde sen yurt dışından dahi yardımlar gelirken bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkede işletmecilik yapan şahıslar olarak niye Elazığ'a sahip çıkmıyorsunuz? Yani siz bugün Elazığ'a sahip çıkmayacaksınız da ne zaman sahip çıkacaksınız? Bak bu doğal gaz mesela elektrik yapmadı. Yapmasını ister miydiniz peki? Tabii ki isterdik. İstemez olur muyduk? Ya mesela ben verebilirsem başkası veremiyor mesela. Sıkışıp duracak mesela o adam. Haliyle, öyle bir durumda afetin sonrasında. Tabii ki ya. Tabii sıkışacağız yani ya ister istemez.